Biz bu dünyadaki hayal eden insanların bir parçasıyız. Kendi hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani kendi hayallerimiz toplumun hayali. ...6500 nüfuslu Ovacık ilçesinin belediye başkanı iken bu sözlerle yola çıkmıştı. 31 Mart seçimlerinde en yakın rakipleri olan CHP ve HDP'li adayları geçerek Tunceli belediye başkanı seçildi. Ovacık'ta uyguladığı yönetim modeliyle dikkat çeken Fatih Mehmet Maçoğlu 2 yıldır Tunceli Belediyesi'ni yönetiyor. Peki yola çıkarken referansını sadece hayallerinden aldığını söyleyen komünist başkan 2 yılda bu hayallerini gerçekleştirebildi mi? Bugün bu doğayla buluşmak da bir hayaldi. Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı alanlarda üretim alanlarıyla gelişmek de bir hayaldi. Kadınlara dair söz söylemek de bir hayaldi. LGBT ve benzeri tüm dezavantajlı gruplara dair de laf söylemek de bir hayaldi. Yavaş yavaş oluyor bu hayal. Ama bazen bizim hayallerimizi gerçekleştirmekte bazı sorunlara karşılaşabiliyoruz. Bu sorunlar üstten gelebilecek sorunlardır. Bugün aslında pandemi ya da sistem bu hayallerimizi engelleyen bir yerde duruyor. Ama biz hayallerimizi gerçekleştirene kadar da devam edeceğiz. Düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz gibi yaşayacağız. 2014 yerel seçimlerinde Tunceli Belediyesi'ni HDP'nin adayı kazanmıştı. Ancak HDP'li başkan görevinden alındı ve yerine kayyum atandı. Görevi 5 gün gecikmeli şekilde kayyumdan devralan Maçoğlu, ihalelerde usulsüzlük yapıldığını tespit etti. Belediyenin önemli sorunu ise kayyum döneminden kalan borçlardı. Yasal olarak gelirinin %10'undan fazla borçlanmaması gereken belediyenin gelirinin 70 katı yani 70 milyon lira borçlandırıldı. Ortaya çıktı. Göreve başladıktan sonra ilk iş olarak belediyenin borçlarına el attı. Bankalara olan 58 milyon liralık borç 15 milyona düşürüldü. SGK ve diğer borçlarla ilgili de ödeme planlaması yapıldı. Maçoğlu yıl sonuna kadar borçların 7-8 milyon liraya kadar düşürülmesini hedefliyor. Onu en çok şaşırtansa kayyumun temsili giderleri olmuş. Bireye toplumun hakkını feda etmeyiz. Biz o bireyin de toplum içinde olacak şekilde faydalanacak bir anlayış örgütlüyoruz. Ben bir bireyim. Benim temsili ağırlamam olmaz. Benden önceki 2 milyon 301 bin lira temsili ağırlamanı yapılmış. Bizim sürecimizde 54 bin yapılmış. Komünist başkan göreve geldikten sonra Tunceli Belediyesi'nde birçok değişiklik yaptı. Belediye işçilerinin ortalama maaşı 8 bin liraya çıkarıldı. Toplu iş sözleşmesi ile regli, menopoz ve 8 Mart izni ve LGBTİ artı bireylere onur yürüyüşlerinde izin verileceği güvence altına alındı. Ulaşım yasal kısıtlama nedeniyle Ovacık'taki gibi ücretsiz değil ancak fiyat asgari seviyede tutuluyor. Su ücretleri de belediyenin borçlarının tamamı ödendikten sonra en düşük seviyeye çekilecek. Zorunlu haller dışında belediye artık ihale yapmıyor. Yol, park, altyapı, inşaat, kaldırım ve çevre temizliği gibi hizmetler belediye çalışanları tarafından halkın desteğiyle yapılıyor. İhaleyle 1 milyon liraya yapılacak olan bir yol bu yöntemle 450 bin liraya mal edildi. Peki kolektif bir belediyecilik yapma vaadiyle göreve gelen Maçoğlu'na göre komünist bir kent yönetimi mevcut sistemde mümkün mü? Türkiye'de ve dünyada artık komünizmin gelme zorunluluğu var. Gelmek zorunda. Bak söyleyeyim, kabul edin etmeyin, gelecek. Gelmezse bu dereler kurur. Gelmezse bu ağaçlar kesilir. Gelmezse bu dağlar madenlerle ova olur, indirilir. Gelmezse yaban yaşamı yok olur. Gelmezse bütün alanlar rant alanına çevrilip, onun için komünistlerin yönetim meselesinde kaygısı yok. Yahu sömürünün dibine kadar kötü yöneten, insanlara zulmeden, doğaya zulmeden bu kadar kötülük yapanlar yönetiyor da Allah aşkına iyiliği savunanlar niye yönetmesin ki? Komünist başkanın makam odasının kapısı her zaman açık. Kentte herkes belediye binasına girip hesap sorabiliyor. Maçoğlu'nu da her gün onlarca kişi ziyaret ediyor. Onu hiç yalnız bırakmayanlarsa
önceki görev yeri Ovacık'ın gençleri. Sık sık Tunceli'ye geliyor, komünist başkanla görüşüyorlar. Evet, çok faydası oldu. Tarım alanında olsun kendisi gelip ekti, bayağı bir şeyler yaptı yani kendi çapında. O da yardım etmek istedi ve çok katkısı da oldu yani. Onun sayesinde satışlar, işte tarım ürünleri falan olsun her şey gayet yani formuna girdi, gayet iyiydi. Güzeldi, onun sayesinde her şey daha da iyi oldu. Bayağı bir çalışmaları oldu hani özellikle öğrenciler açısından hani öğrenci bayağı öğrenci bursu aldı onunla. Yani neden? Çünkü hani yardımlaşma anlamında gerçekten çok yardımcı oluyordu bize. Hani her konuda sporculara çok destek veriyordu. Yani o açıdan. TKP'nin Türkiye'deki tek belediye başkanı ilginç bir kişiliğe sahip. O birçok makam sahibinin hoşlandığı avantajları geri çevirip sıradan bir vatandaş gibi yaşamayı tercih ediyor. Kravat takmayı sevmiyor. Halen koruması yok ve belediyenin makam aracını da kullanmıyor. İş için kullandığı şahsi arabasını kendi sürüyor. Zamanının önemli bölümünü dışarıda geçiriyor, tarlada çalışıyor, belediyenin halkla yaptığı tüm çalışmalara bizzat katılıyor. Maçoğlu'nun bu yönetim anlayışı kentte de memnuniyetle karşılanıyor. Vallahi memnunuz yani, şikayetçi değiliz ya, zaten yapacak bir şeysi de yok yani. Çünkü imkanları yok, bütçe yok, yani herhangi bir yatırımı yok. O da bütçeden kaynaklanan şeydir, öyle tahmin ediyorum. Şu anda zaten pandemiden dolayı çok fazla kendisini şey yapamıyor ama, ifade edemiyor ama bu şartlara göre çok iyi. Maçoğlu Başkan halktan biri, halkla sürekli iç içe, halkın sorunlarını dinleyen, halkla beraber oturan, konuşan, halkın sorunlarına bizzat olumlu müdahaleler yapan bir insan. Maçoğlu'nun Ovacık'taki en büyük projelerinden biri üretim ve kooperatifçilikti. Hazine arazilerine nohut, fasulye gibi ürünler ekerek öğrencilere burs vermiş, kooperatifler kurup çiftçilerin ürünlerini doğrudan pazara sunmasına imkan sağlamıştı. Ovacık'ta başlattığı üretim ve kooperatifçilik şimdi Tunceli'nin 7 ilçesine yayılmış. Rize'den Osmaniye'ye, Mersin'den Adıyaman'a kadar 22 şehirde ortak üretim başlamış ve kooperatifler kurulmuş. İşbirliği yaptıkları yerlerden de tek bir isteği olmuş Maçoğlu'nun. Büyüyor dostum. Büyümeye de devam edecek. Bak, önümüzdeki günlerde onlarca kooperatif yerleri açacağız. Ama bunu söylerken diyeceğiz ki, o toprakları kirletmeyin diyeceğiz. Bak, niye toprağı kirletme diyorum. İç Anadolu'da belki 20 sene sonra şimdiden kanserleşmeye başladı, toprak ürün vermeyecek. Tarım vasfını kaybetmiş olacak. Niye toprak diyoruz? Toprak kirlenirse genetik hastalıklar çoğalacak. Çünkü toprak kirlenirse gıda kirlenir. Gıda kirlenirse su kirlenir. Toprak kirlenmemesi lazım. Toprak kirlendi mi hepimiz kirleniriz. Maçoğlu'nun ortaya koyduğu farklı yönetim anlayışı ve kolektif yaşam modeli pek çok insanın ilgisini Tunceli'ye çekiyor. 88 bin kişinin yaşadığı kentin nüfusu yaz aylarında 2 hatta 3 katına çıkıyor. Bu da ciddi bir çevre kirliliği demek. Bugün temizlik günü. Halkla birlikte Munzur Çayı'nın kenarına giden Maçoğlu 4 saat boyunca çöp topluyor. Toplanan şişeler ve plastik atıklar geri dönüşüm şirketine satılıyor, parasıyla da öğrencilere burs veriliyor. Sadece bugün 20 bin lira gelir elde edip 20 öğrenciye dağıtmayı hedefliyor. Çevreyle ilgili söylemlerimiz çok net, işin içindeyiz. Başında durmak yok, işin içinde durup çalışmak var bu meselede. Biz başında durmayız hocam. Kimseye de talimat veririz, şunu da yap, şunu da yap demeyiz. Gideriz, beraber çalışırız. Yetişemedik mi onu da alır mısın yoldaş deriz. Yetişiyorsak kendimiz alıyoruz. Gücümüz oranında eğer inişli sert bir yer ise giremiyorsak bir gence deriz sen gidebilir misin diye sorarız. Ama onun dışında kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Maçoğlu hakkında Dersim tartışmaları nedeniyle yapılan müfettiş incelemesi ve bir parkın içindeki işgale izin vermediği için CİMER'e yapılan bir şikayet var. O, kendi yerine kayyum atanmasından endişe etmiyor. Kendi deyimiyle Ovacık'ta başlattığı ve Tunceli'de sürdürdüğü hayalini daha da büyütmek istiyor. Bu ülkeyi yönetme hayali bütün siyasetlerde var. Yani ben de o siyasetin parçasıyım. Siyaset bu süreci nasıl örgütler? Ülkenin bütünlüğüne nasıl bir şey yapar? Bugün bakıp göreceğiz.
bir çalışma yürütüyoruz. İl gezileri ve benzeri çalışma yürütüyoruz. Bir görev verirse benim için faaliyet alanının önemi yok. Muhtarlık, ilçe belediyesi, il belediyesi, büyükşehir belediyesi ya da başka başka alanlarda bana verilecek bir görev olursa görevden kaçmam. Ama bana dersen sen içinde gelerek ne yapmak istiyorsan arıcılık. Vallahi bak arıcılık yapmaz. Yani ben arının dilinden anlıyorum, oturuyorum, önünde izliyorum, konuşuyorum. Peki Maçoğlu bir gün Türkiye'yi yönetmek istiyor mu? Çok zor bir soru. Kim bu ülkede cumhurbaşkanı olmak istemez ki? Ama nasıl bir cumhurbaşkanı olacaksa o önemli. Biz olursak böyle olmayız. Yani 100 yıllık cumhurbaşkanlığı yapmış bir ülkedeki cumhurbaşkanı sistemi olmayız. Biz halkçı oluruz. Kendi arabamız olur. Büyük büyük lovasa şeylerle gitmeyiz. Belki bir iki arkadaşımız yanımızda durur. Hani ya biri bir şey söylemezsin ya da çantası olmasın. Yanımızda durur ama biz böyle her tarafı güvenliklerle şunlarla bunu yapmayız. Böyle bir durum söz konusu olursa olmamak daha iyi. Maçoğlu gittiği her kentte kooperatifler üzerinden sosyalist ve komünist bir anlayışı örgütlemeye çalışıyor. Kooperatifle komünizmin örgütlenmeyeceğinin farkında. Ancak gittiği yerlerde biri sorarsa bunu anlatmaya çalışıyor. Biz not düşeceğiz tarihe. Eğitime dair not düşeceğiz. Çünkü bir belediyeyle kurtaramayız bu yerleri. Bir belediyeyle kurtaramayacağımızı da biliyoruz. Ama not düşeceğiz. Kadına dair not düşeceğiz. Fırsat eşitliğine dair not düşeceğiz, adalete dair not düşeceğiz, eğitime dair not düşeceğiz. Yaşamın bütün alanlarında sosyalist bakış açısıyla not düşeceğiz biz. Bizim derdimiz bu. Maçoğlu önümüzdeki seçimlere kadar belirlediği hedefleri tutturmak istiyor. Temel ilkeleri insan odaklı belediyecilik ve üretim. Demokratik sistemse vazgeçilmez. Demokrasidir hocam, herkes kendisini ifade eder, siyaset yürütür, politika yürütür. Merhabalar. Ama ne?